yasalara dair. Sonra bir hukukçu dedi ki, "Fakat ya yasalarımız üstad?" O da yanıtladı. "Yasa koymaktan haz alıyorsunuz. Ama onları çiğnemekten aldığınız haz daha fazla. Okyanus kıyısında oynayan, durmaksızın kumdan kuleler yapıp, sonra da kahkahalar atarak onları yıkan çocuklar gibi. Fakat sizler kumdan kulelerinizi yaparken, okyanus kıyıya daha fazla kum taşıyor ve siz kuleleri yıkarken okyanus da sizlerle birlikte gülüyor. Gerçekten de okyanus hep masumlarla birlikte güler. Fakat ya hayatı okyanus, insan yapımı yasaları da kumdan kuleler olarak görmeyenler? Hayatı bir kaya ve yasayı da kayaya kendi suretlerini yontmak için kullandıkları bir keski olarak görenler? Ya dansçılardan nefret eden kötürüm? Ya ormanın rengeyikleriyle karacalarını doğru yoldan ayrılmış, serseri şeyler sayan boyunduruğuna aşık öküz? Ya derisini değiştiremeyip herkese çıplak ve arlanmaz diyen kocamış yılan? Ya düğün şölenine erken gelen ve tıka basa doyup yorgun düşünce bütün şölenleri kanunsuz ve şölene katılanları yasa bozucu ilan edip kendi yoluna giden? Bunlar hakkında ne diyebilirim? Onların da gün ışığında durduklarından ama güneşe sırtlarını çevirdiklerinden başka. Sadece kendi gölgelerini görüyorlar ve gölgeleri de yasaları. Onlar için güneş gölgeyi yaratandan başka ne ki? Yasaları kabul etmekte, toprağa düşen gölgelerinin izini eğilip çizmekten başka ne ki? Fakat siz yüzlerini güneşe dönerek yürüyenler, toprağa çizili hangi imge sizi yolunuzdan alıkoyabilir? Siz rüzgarla yolculuk edenler, rotanızı çizebilecek rüzgar gülü var mıdır? Boyunduruğunuzu kırarsanız kimsenin hücresinin kapısına ilişmeden hangi insan yasası sizi bağlayabilir? Dans ederseniz kimsenin prangalarına takılmadan çekinmeniz gereken bir yasa olabilir mi? Giysinizi yırtıp atar ama kimsenin yolu üzerine bırakmazsanız kim yargılayabilir sizi? Orpeles halkı, davulun sesini boğabilir, lirin tellerini gevşetebilirsiniz ama tarla kuşuna şakı mamasını kim buyurabilir?